1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mutlu Günler Kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, yeni bir Şifa Kapısı programımızda bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Ekim ayı içerisindeyiz ve Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı ve bizler de bugün meme kanserini konuşacağız. Radyasyon onkoloji uzmanımız, uzman doktor Züleyha Talihçi bizlerle birlikte olacak. Meme kanserindeki yeniliklerden bahsedeceğiz. Tabii sıklıkla kadınlarımıza görülen bu rahatsızlıkla ilgili neler söyleyecek hocam? Öncelikle meme kanseri nedir diye programımıza başlayalım efendim. Meme kanseri meme dokusu içerisinde üreyen kontrolsüz hücrelerdir. Kontrolsüz hücre demek büyür, 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 dur noktası yoktur.
Büyüdükçe de meme dokusunun içerisinde gerginliğe sebep olur. Yumru şekline gelir. Çevresindeki sinirleri, damarları da harap ettiği için dolaşım bozukluğu yapabilir. Ağrı yapabilir. Çok fazla ağrı yapmaz ama dolaşım bozukluğu yapabilir. Büyüdükçe yayılımına bağlı olarak nerelere yayıldıysa biz meme kanserinin evresini ona göre tarif etmekteyiz. Meme kanseri, meme dokusu içerisinde üreyen kontrolsüz tümör hücreleri diyebiliriz. Evet, hocam Ekim ayı içerisindeyiz ve meme kanseri farkındalık ayı önemli bir ay. Evet. Neden? Çünkü sıklıkla görünen bir rahatsızlık. Evlerimizde sıklıkla görülüyor. Peki, meme kanserinde erken tanı önemli midir? Meme kanserinde erken tanı çok önemlidir. Meme kanseri kadınlarda görülen en sık kanser türüdür. Evet. Ve her 10 kadından bir tanesi meme kanseri olma riski altındadır. O yüzden bizler mutlaka meme kanserine yakalanmadan önce veya yakalandığımız zaman da en erken dönemde teşhis etmek için çaba sarf etmemiz gerekir. Düzenli check-up'larımızı yaptırmamız gerekir. Memede elimize gelen ağrısız bir kitle varsa, koltuk altında bir kitle varsa, meme dokusu üzerinde çekintiler varsa, portakal kabuğu görünümü dediğimiz hem renk değişikliği hem böyle çekilme varsa, meme başından akıntı varsa, pürülen veya kanamalı bir akıntı varsa, şekil değişiklikleri varsa bunlar bize meme kanserinin habercisidir diyebiliriz. O yüzden bu tür değişikliklerde çok dikkat etmemiz gerekir meme kanseri yönünden. Peki, bunları saydınız hocam. Evet. Kadınlarımız kendi kendilerine nasıl muayene etmeliler meme kanseri teşhisinde, tanısında? Bu da önemli. Kesinlikle, en önemli odur. Meme kanserinin teşhisi için kadınlar her ay regl dönemi, menstruasyonun ilk gününden itibaren ilk gününü baz alırsak 3 ila 5. günleri her ay düzenli bir şekilde elle meme muayenesi yapmaları gerekir. Elle meme muayenesi demek sağ eliyle sol memenin bütün kadranlarını elimizde hafif hafif dokundurmamız gerekiyor meme dokusunun üzerine. Elimize gelen bir kitle var mı, çekinti var mı, cilde yakın bir yerde bir sertleşme var mı onu görmek için. Sağ elimizle sol memeyi, sol elimizle de sağ memeyi düzenli bir şekilde elle muayeneden geçirmemiz gerekiyor. Yine koltuk altlarımıza da bakmamız gerekiyor. Bu şekilde en hızlı teşhis için çok basittir ve çok hızlı bir şekilde teşhisi, yani meme kanserine teşhis etme yöntemidir diyebiliriz. Velev ki burada gördüğümüz herhangi bir kitle elimize geldiyse derhal doktora başvurmamız gerekiyor. Genel cerrahi doktoruna başvurmamız gerekiyor. Genel cerrahi doktoru muayenesini yapar. Arkasından kişi eğer 40 yaşının üzerindeyse yıllık düzenli mamografi çektirmesi gerekmektedir. Kişi 40 yaşın altındaysa, 20 ila 40 yaş arasındaysa o zaman meme ultrasonu meme kanserinin teşhisinde bize yol gösterir. 40 yaşından sonra mamografi dediğimiz küçük, düşük doz X ışınları kullanılarak bir görüntüleme yapılan meme dokusunda görüntüleme yapılır. Ve bununla meme kanseri teşhis edilir. 40 yaşının altındakilerde 20-40 yaş arasında meme dokusu çok yağlı olduğu için aralarda kalan küçük kanseri, meme kanserini teşhis etmekte güçlük çeker mamografi. O yüzden 40 yaşın altındayken meme ultrasonu bize meme kanserinin teşhisinde çok daha iyi yol göstericidir diyebiliriz. Süreyya Hocam, burada da şunu görüyoruz. Yaş önemli bir faktör. Yaş çok önemli bir faktördür. Teşhiste önemli bir faktördür. Tedavi için de önemli bir faktördür. Tedavide velev ki kişi, aile öyküsü de bizim için tabii ki çok önemli. Teşhisi kondu, kitle memeden çıkarıldı, tümör kitlesi çıkarıldı. Tümör kitlesinin büyüklüğüne göre, koltuk altındaki lenf notlarının yayılımına göre, çevresel organlara, tümörün yayılımına göre biz meme kanserini evrelemekteyiz.
Evrelemek de eğer memeyle sınırlıysa, evre bir işte koltuk altlarına yayıldıysa ve diğer organlara da yayıldıysa evresi bu şekilde giderek artar. En fazla evre 4 meme kanseridir. O zaman yayılımı maalesef meme dokusunun haricindeki diğer organlara da yayılmış demektir. Öyle diyebiliriz. Evre 1 ve evre 4 arasında bir süreç. Evet. Ve bu süreçte de kişi gerek kontrolleriyle gerek tedavisiyle de kanser hastalığını yenebiliyor. Kesinlikle. Şöyle diyebiliriz. Ne kadar erken dönemde teşhis edilirse %100 başarı şansı olan bir hastalıktır. Artık biz ona hastalık diyoruz. Ne kadar erken dönemde yakalanırsa tedavi şekilleri, tedavi seçenekleri çok daha fazla artar. Ne kadar ileri evrelerde yakalanırsa tedavi seçeneklerimiz o kadar düşer. O yüzden bizim elimizden geldiğince önce elle meme muayenesi, ondan sonra düzenli yıllık rutin check-up kontrollerimiz, bunları mutlaka yaptırmamız bize uzun uzun ömürler, sağlıklı bir şekilde kalmamızı sağlayacak teşhis yöntemleridir diyebiliriz. Ve tedaviye cevap veren de bir hastalık. Kesinlikle tedaviye cevap veren bir hastalıktır. Yapıldığında, teşhis konduğunda, cerrahi olarak tümör çıkarıldıktan sonra kişinin meme dokusundaki o tümörün patolojik raporu bize yol gösterir. Patoloji raporuna göre hastaya hangi tür kemoterapi uygulanacağı, hangi tür hormon tedavisi uygulanacağı, akıllı ilaçların kullanılıp kullanılmayacağı, hep bu tümörden elde edilen tümörün patoloji laboratuvarında incelenmesi sonucunda elde edilen bilgiler bize yol gösterir, öyle söyleyebiliriz. Tabii tedaviye cevap veriliyor dedik hocam. Evet. Tedavi yöntemleri nelerdir? Meme kanserinin tedavi yöntemleri 3 tanedir. Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi. Cerrahi tümörün çıkarılması. Kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi de damardan tedavi olmaktadır. İntravenöz bir şekilde zaman zaman ağızdan da kullanıldığı da olmaktadır. Aynı zamanda üçüncü tedavi yöntemi de radyoterapidir. Radyoterapi de ışın tedavisidir. Halk arasında biz buna şua tedavisi deriz. Bu uygulanan radyoterapi tedavisi, meme kanserinde uygulanan radyoterapi tedavisi, meme dokusunun içerisinde kalmış olan mikroskobik kalıntıları, tümör çıkarılmıştır, çevresinde kalan mikroskobik kalıntıları tamamen ortadan kaldırmayı hedefler. Yine koltuk altına yayılım varsa, koltuk altındaki aksilla dediğimiz bölgeyi de ışın tedavisi içerisine alarak o bölgede gözde görülmeyen veya gözde görülüp çıkarıldığında tümör olduğu tespit edilen bölgelere yapılan radyoterapi yine hastanın hayat kalitesini, uzun yaşam beklentisine katkı sağlar diyebiliriz. Tedavi yöntemlerinde evre önemli midir hocam? Kesinlikle evre önemlidir. Ne kadar erken teşhis edilirse o zaman tedavimiz daha fazla cerrahiye kayar. Daha fazla belki kullanılacak kemoterapi şemasının şeması biraz daha azalabilir. Ama ne kadar ileri evrede yakalanmışsa hastaya uygulanan tedaviler çok daha farklı olur. Daha öncelik kemoterapiye verilebilir. Cerrahi çıkarılma şansını kaybetmiş olabilir hastalar. Yine o bölgede tümör çıkarılmamış olsa bile kemoterapi sonrası veya kemoterapi öncesi eğer ihtiyaç duyulursa hastaya yapılan radyoterapi de yani ışın tedavisi de önemlidir. Önemli tedavi yöntemlerinden biridir diyebiliriz. Peki Züleyha Hocam, 10 kadından birinde görülen bu hastalık korkutucu bir hastalık mıdır? Aslında korkutucu bir hastalık değil. Ama ya erken teşhis edildiğinde hiç korkutucu bir hastalık değil. Ama geç teşhis edildiğinde bizlerin başımızı ağrıtabilir. Ama ne kadar erken teşhis edilirse o zaman tedavi başarımız o kadar çok yükselir diyebiliriz. Neden bu hastalık 10 kadından birinde bu kadar sıklıkla görülüyor? 10 kadından birinde görülme ihtimali vardır. Öyle diyebiliriz. İhtimali vardır.
Yani bu biz altını çizmek adına söylüyoruz. Yani hani risk çok yüksektir, görülme ihtimali çok yüksektir. Şimdi meme kanserinin görülme sebepleri ailesel faktörler önemlidir. Yine çevresel faktörlerden meme kanserinin oluşumunda tabii ki sigara önemlidir. Obezite dediğimiz çok fazla vücuttaki yağlı vücudun yağlı olması obezite tabii ki önemli faktörlerdir. Kişinin kullanmış olduğu o hormon tedavileri gerek tedavi sırasının tedaviyle bağlantılı gerek farklı nedenlerle kullandıkları hormon tedavileri yine çok önemlidir meme kanseri oluşumunda. Östrojen meme kanseri oluşumunda önemlidir diyebiliriz. Bir kimse ne kadar erken yaşta adet görmeye başladıysa ne kadar yani yaşıtlarına göre çok daha erken adet görmeye başladıysa bu meme kanseri açısından risk oluşturmaktadır. Yine ne kadar geç dönemde menopoza girdiyse bu da meme kanseri açısından risk oluşturur. Yani vücudun çok fazla östrojenle bağlantıda olması meme kanseri oluşum riskini arttırmaktadır diyebiliriz. Erkeklerde de görülüyor mu meme kanseri? Erkeklerde de görülebilir meme kanseri. Erkeklerde görülen meme kanseri nadir görülen meme kanseridir. Ama gidişatı çok iyimser değildir maalesef. Gidişatı çok fazla teşhis edildiğinde biraz daha ileri evrede teşhis edilmektedir. Çünkü gözden kaçar. Evet. Hani sadece bir beze gibi gelir veyahut da işte şey gibi düşünülür, sivilce olabilir. Yani hani önemsenmeyebilir. O yüzden geç teşhis edilebilir ve tedaviye direnç gösterirler. Onun için erkeklerde görülen meme kanseri de tedavi için tedavisi kadınlardakiyle karşılaştırıldığımızda kadınlardaki meme kanserinin tedavisi çok daha kolaydır. Daha seçenekler çok daha fazladır ama erkeklerdekinde biraz daha dirençli seyredebilir. Bütün erkek meme kanserleri için demiyorum ama dirençli seyredebilir diyebilirim. Peki göğüste görülen, memede görülen her beze, her kitle kanser habercisi midir? Her kitle kanser habercisi değildir. Ama biz memede kitle görüldüğünde mutlaka alarma geçmemiz gerekir. Mutlaka onu teşhis etmek için elimizden geldiğince onu aydınlatmamız gerekir. O kitlenin natürünü, ne olduğunu, kist mi, solid kitle dediğimiz böyle yağ dokusu veya bağ dokusundan oluşan bir şey mi, bunları teşhis etmek şarttır. Eğer teşhis ettiğimiz zaman görüntüleme olarak, radyolojik görüntülemelerde biz onu, o kitlenin iyi huylu benin olduğunu görürsek içimiz rahat eder. Ama bunu benin iyi huylu olduğunu teşhis etmemiz mutlaka şart. Süreyya Hocam, buyurun. Meme kanseri hastalığında sigara dediniz. Sigaranın büyük faktörler sıkıntısı var dedi. Peki biraz bahseder misiniz? Sigara ne tür zararları var? Sigara bütün kanserler için çok önemlidir. Yani sigara kanser oluşumunda önemli bir faktördür. Sigaranın içerisinde çok fazla kimyasal vardır ve bu kimyasalların ortalama 70 tanesi kanser oluşumuna sebep olan kimyasallardandır. Bunu bir kere böyle bilelim. En önemlisi akciğer kanserinin sebep olan faktörlerin en büyüğü sigaradır. Akciğer kanserinin %85 oluşumunun sebebi sigaradır. Maalesef kadınlarda da sigara içme oranının artmasına bağlı olarak bundan 20 yıl önce 25 tane erkek akciğer kanseri olurken bir tane kadında görülmekteydi. Şu an o yelpaze o kadar daraldı ki yaklaşık iki erkek akciğer kanserine yakalanırken bir tane kadın akciğer kanserine yakalanma durumunda kalmaktadır sigaraya bağlı olarak. Yine meme kanserinin oluşumunda da sigara önemli bir faktördür. Bunu da söyleyebiliriz. Sağlıklı olan besinleri tüketmemiz gerekiyor. Açık havada yani oksijenin bol olduğu açık havada stressiz ortamda hayatımızı sürdürmeye devam etmemiz gerekir.
bunları söyleyebiliriz. Peki, şu an pandemi dönemini yaşıyoruz. Evet. Tabii yayın içerisinde maskelerimizi çıkarttık ama yayın sonrasında günlük hayatımızda da maskelerimizi kullanmak mecburiyetindeyiz. Kesinlikle. Sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. Kesinlikle. Maskemizi kullanıyoruz. Dezenfektan ürünlerimize, ellerimize, hijyen noktasında hassasiyet gösteriyoruz. Peki pandemi dönemini nasıl geçirecek? Kanser hastalarımız nasıl geçiriyorlar? Pandemi döneminde kanser hastalarının tedavilerinde şu ana kadar herhangi bir aksaklık olmadı. Evet, Avrasya Hastanesi. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'ndeki radyasyon onkolojisi bölümü için söyleyebilirim. Pandemi süreci yaklaşık 9 ay oldu. Bu kadar süre içerisinde biz Avrasya Hastanesi, Zeytinburnu Avrasya Hastanesi olarak hiçbir kanser hastamızın radyoterapi tedavilerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu kadar süre içerisinde hastalarımız tedavilerine geldiler, tedavilerine olup şifaya kavuşup normal kontrollerine devam ettiler. Evet. Yalnız pandemi döneminde bazı hastaların tedavileri, uzun süreli olan tedavilerinde belli kısıtlamalara girdik. Süresi çok uzun olan, yaşla da bağlantılı olan, hani yaşı ileri olan, tedaviye de mutlaka gelmesi gereken hastalarımızdan onların tedavilerinde belli düzenlemeler yaptık. Hem tümörü öldürelim, hem tümörü tedavi edelim, hem de hasta bu pandemi sürecinden etkilenmesin diye gerekli düzenlemeleri, tedbirleri de aldık, düzenlemelerimizi de yaptık diyebiliriz. Giriş çıkışları dahi ayrı. Hastaların tedaviye giriş çıkışları bütün herkesin girdiği noktadan değil, farklı yerden oldu. Ve çok fazla sıra beklemeden tedavilerini olup gittiler. Bu süreç yine devam etmekte. Bizim tedavilerimiz aynı şekilde devam ediyor. Biz de elimizden geldiğince hem onların bilgilendirmelerinde hem onların tedavilerinde elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Burada hastaların tedavi masasına yattıklarında masa çok önemli tabii ki. Onların her hasta çıktığında tek tek steril edip üzerinde kullandığı aparatlar değiştirilip ondan sonra gerekli koruyucularımızı kullandıktan sonra tedavilerini oldular diyebiliriz. Evet, Avrasya Hastanesi bu süreçte başarılı bir süreç geçirdi. Pandemi Kesinlikle döneminde. Pandemi döneminde zaten bizim Avrasya Hastanesi donanımlı bir hastane olduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından bir hastanede eğer göğüs hastalıkları doktoru, yoğun bakım doktoru, ileri düzey yoğun bakım ünitesi olan, dahiliye uzmanı olan, anestezi uzmanı olan birimleri pandemi hastanesi olarak kabul ettiler. Evet. Bizim hastanemizde pandemi hastanesi olarak birçok hastanın tedavisinde başarılı bir şekilde tedavilerini yapıp sağlığına kavuşmuş bir şekilde geri döndü. Sürecin uzadığı, hani serviste yatmak zorunda olanlar da oldu. Evet. Yoğun bakımda yatan hastalarımız da oldu. Elimizden geldiğince bütün tedavilerini uygulayıp yapmamız gereken inceliklere varıncaya kadar her türlü tedavilerini düzgün bir şekilde yaptık diyebiliriz. Süreyya Hocam, tabii bu süreçte ve kanser hastalarında psikolojik travmalar da çok önemli. Kesinlikle. Hastanın psikolojisinin öneminden de bahsedebilir miyiz? Hastanın psikolojisi çok önemli. Çünkü zaten kanser hastası tedaviye geldiği zaman belki hayatı boyunca hiç doktor görmemiş. Hayatı boyunca hiçbir reçeteyle ilaç kullanmayıp ilk defa kanser teşhisiyle bize gelen hastalardı. Bu büyük bir yıkımdır. Ve hastalar onkolojik tedavi sırasında hastaların büyük bir kısmı maalesef işlerine gidemez duruma gelmektedirler yapılan tedavilere bağlı olarak. Yine kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri biraz zorluk kendi ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşamaktadırlar. Yani bu nedir? Tuvalet ihtiyacını karşılaması, yemek yemesi, işte oturması, hareket etmesi bunlar da hep kısıtlılık olur kanser hastalarının tedavisine bağlı. Bu pozisyondaki bir insan zaten kendi kendine kendisini hastalığıyla birlikte izole eder. Böyle olunca da
Bir de üzerine pandemi süreci de olunca hastanın enfeksiyon riski de çok yüksek. Çünkü hastaların direnci dediğimiz immün sistemi baskılanır. Bunları güçlendirmemiz gerekir. Hastalığın moralini yüksek tutmamız gerekir. Hastayı stresten uzak tutmamız gerekir. Bunlar çok önemlidir. Biz burada elimizden geldiğince ben ve ekibim gerçekten bunu en güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve hastaları tedavilerini uygun bir şekilde yapıp sağlığına kavuşturup kontrollerini gelecek şekilde taburcu ediyoruz. Epikrizlerini yazıyoruz. Hasta yapılan tedavilerinin raporlarını hazırlıyoruz. Bu şekilde bir süreç işliyor diyebiliriz. Peki Züleyha Hocam, şunu da tabii biraz da farklı yönüyle bakacak olursak. Buyurun. Pandemi döneminde evet, normalde insanlar, hasta olmayan insanlar daha böyle temkinli, daha dikkatli. Evet. İşte her şeye sosyal mesafeydi, kendilerini korumalarda buna dikkat ederken zaten kanser hastaları bunu yapıyordu. Aynen, zaten yapıyorlardı. Onlar için çok büyük bir şey olmadı ama... Evet. Zaten onlar yakınlarıyla zaten belli bir mesafede bulunmaktaydılar. Çünkü hastaya uygulanan kemoterapiler olsun, radyoterapiler olsun hastanın kan değerlerini düşürebilir. Lökosit dediğimiz bağışıklık sistemine ile ilgili olan kandaki hücrelerde düşüklük olabilir. Bunlar da hastalığa bağlı direncin düşmesini sağlar. Hastalar zaten kendilerini tamamen korumaktaydılar. Bu süreçte onlara ekstradan işte el temizliği çok önemli olduğunu söyledik. Ondan sonra maskeler çok önemli. Sosyal mesafeyi kaçırmadan, çok yakın temasa geçmeden hareket etmelerini söyledik. Zaten onkoloji hastaları şeydir, beslenmelerine çok dikkat ederler ellerinden geldiğince. Nasıl beslenirler peki? Kanser hastasının beslenmesinde proteinden zengin beslenme şarttır. Yağ ve şekerden değil, proteinden zengin beslenme şarttır. O kişi yumurtasını yiyecek, sütünü, yoğurdunu, kuru baklagilleri, kırmızı eti gerek olduğunda, işte tavuk etini çok fazla tüketmesini istemiyoruz. Hani yetişme koşullarından dolayı balık etini yiyebilir. Güzel şey yapılmış, hani faydalı olan her şeyi yiyebiliyorsunuz. Aynen, aslında sadece bunu hastalar için düşünmeyeceğiz. Evet. Hepimiz için gerekli. Çünkü yağ ve şeker dediniz. Aynen. Zararlı. Aynen. Evet, bizlerin ama de aynı şeyi diğer yapalım. Diğer saydıklarınızın hepsi de bize faydalı olan yiyecekler gıda. Bol sıvı tüketmelerini istiyoruz. Asitli, gazlı, konserve yiyeceklerden uzak durması i̇şte gerekiyor. Tüm zararlı yani işlenmiş yasak. işlenmiş gıdalardan da uzak durmaları gerekiyor. Ve bunlar hepimiz için geçerli. Evet. Onları da zaten hastalarımız harfiyen uygulamaya çalışıyorlar. Elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz, yönlendirmeye çalışıyoruz yapacakları ile ilgili bu şekilde. İşlenmiş gıdaların zararlı olduğunu, çok fazla tüketmememiz gerektiğini söylediniz hocam. Peki bu mangallarda işte duman ateşinde, köz ateşinde... Mangalı aslında önermiyoruz. Biz hastaların daha çok proteinleri, işte kırmızı eti daha fazla haşlanmış olarak tüketmelerini evet. istiyoruz. Yağda kızartılmış veyahut da işte kömür ateşinde uzak durmalarını istiyoruz. Ama bunları da şöyle söyleyelim. Daha fazla yeşillikle, yeşilliğin içerisindeki folik asit değeri çok evet. yüksektir ve onunla zenginleştirmemiz gerekiyor. Yani kırmızı eti mutlaka yeşilliklerle zenginleştirmemiz gerekiyor. Yine hastaların evde mayalanmış yoğurt tüketmelerini istiyoruz. Bu önemli. Yoğurt tüketiminin faydası nedir peki hocam? Evde mayalanmış olan yoğurtların probiyotik özelliği de vardır. Evet. Onun için hani bağırsak mukozasında da en azından kemoterapilere veya radyoterapilere bağlı gelişmiş olan hasarın daha kolay iyileşmesi için, hani tedavilere bağlı hastada maalesef ishaller görülmektedir, bağırsak hareketlerinde artma görülmektedir, bağırsak emilim bozuklukları görülmektedir. Bir de evde mayalanmış yoğurt, şöyle diyebiliriz, onların tamir mekanizmalarına faydası olur diye düşünüyoruz. Evet. Direkt değil ama tamir mekanizmasına faydalı olur diye düşünüyoruz. Yine kefir tüketilmesi de önemli.
Evet, kefin de çok faydalı olduğunu belirtiyorsunuz evet. Hocam. Evet. Peki onun da tüketiminde çok fazla ya da çok az olmayacak. Onları da sınırlı olmasında fayda var. Öyle evet. Diyebiliriz. Evet, sıvı tüketimi dediniz. Bir de hastaların çok fazla kulaktan duyma. Şunu yemeyeceksin, evet. Bunu yiyeceksin. Hocam, ay bunu yaptık, hayatımı, çok hayatına çok mal oldu, niye bunu yedin falan tarzı zaten morali düşük olan hastaların. Zaten bizim günlük porsiyonla yediğimizin yarısını yiyebilecek kapasiteye düşen hastalara çok fazla tehditle, tenkitle böyle yemekleriyle ilgili konuşulması onların moralini bozuyor. Ya bunu yersem acaba kanserim tetiklenir mi? Bunu yersem tetiklenir mi? O mantıkla düşünmememiz lazım. Bir kişinin yürümeye de ihtiyacı var. Enerjiye ihtiyacı var. Bu enerjiyi de tabii ki biz sonuçta protein içerikli diyoruz ama bu kişinin enerjiye de ihtiyacı olduğunda onları da desteklememiz gerekir. Bunu söyleyebilirim. Ana hatlarıyla. Evet. Çünkü bir diyetisyen olmadığım için çok fazla da konuya girmek istemiyorum ama 20 yıllık tecrübeyle artık hastalara ne yapmaları gerektiğini az çok bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Çok fazla şeker tüketimini onaylamıyoruz. Evet. Evet, şekerin fazla tüketimini onaylamıyoruz kesinlikle. Tatlandırıcıları istemiyoruz kullanılmasını. Evet. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani kanser hastaları tatlandırıcı dahi kullanmasın diyorsunuz. Yani şeker tüketimini minimuma indirmeleri gerekir diyebiliriz. Çünkü şekeri diğer gıdalardan da alabiliyor. Evet, evet. Meyve tüketimi mesela evet. Önemli. Meyveyi bir porsiyon yiyebilir. Onun içerisindeki şeker de sonuçta faydalı hastaya. O şekilde diyebiliriz. Yani, peki hocam kanser hastalarımızı bir tür reçeteler verirken mutlaka bir ekiple. Tabii ki. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi tam dört dörtlük bir ekiptir. Pandemi sürecinden önce biz haftada bir defa yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hekimler kendi aramızda iletişim halindeyiz ama pandemi sürecinden önce her hafta çarşamba günleri sabahları bir onkoloji konseyimiz vardı. Bu onkoloji konseyinde biz bütün hekimler oraya onkolojiyle ilgilenen bütün hekimler oradaki toplantıda hazır bulunurduk. Ve hastanın, kanser teşhisi konmuş olan hastanın tedavisinde nasıl yol çizeceğimize karar verirdik. Önce kemoterapi mi, önce radyoterapi mi, önce cerrahi mi bunların kararını verirdik. Radyoloji uzmanlarımız tümörün bulunduğu yeri bize işaretlerdi. Yine patoloji doktorumuz bize tümörün cinsini anlatırdı. Yine genel cerrahi doktorlarımız dahiliye, kadın doğum, kulak burun boğaz, üroloji, nöroloji, beyin cerrahisi bunların hepsi biz bir arada hazır bulunurduk. O yüzden yaptığımız işi layıkıyla yapıp hastaya en doğru tedaviye yapmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Beslenme ile ilgili de yine hastanemizde bulunan beslenme ve diyet uzmanımızın desteğiyle hastaların nasıl besleneceği, ne kadar kilokalori günlük tüketmeleri gerektiğini, bunu nereden alacağını, hastaya uygulanan tedavilerin kemoterapi, radyoterapi veya cerrahinin oluşturduğu hasarlarla bu hasarı toparlamak için hangi yiyecekleri daha çok toparlaması ile ilgili beslenme ve diyet uzmanımız da bizlere destek olmaktadır diyebiliriz. Peki kanser hastalığında alkol tüketimi hocam? Kanser hastalığında alkol tüketimini istemiyoruz. Alkol tüketimi genellikle kanserin oluşumuna zemin hazırlayan sigara gibi faktörlerden bir tanesidir. Ve tedavi sırasında biz alkol ve sigara tüketimini minimuma indirmelerini istiyoruz hastaların. Bunların tamamen aslında kullanmasını istemiyoruz ama ne kadar minimuma indirirse bizim tedavi başarımız o kadar yükselir diyebilirim. Peki çay tüketimi ve kahve tüketiminde zararı var mıdır hocam kanser hastalarında? Normal hasta çayını içebilir, bitki çaylarını içebilir evet. Çok abartmadan. Hani onu sakinleştirici, rahatlatıcı işte melisa çayları, bitki çayları, papatya çayları. Hani çünkü tedavi sırasında kanser hastalarının uyku düzenleri çok bozuluyor. Uyku düzeni bozulunca da belki bu bitki çaylarından fayda görebilirler. Yine kahve tüketimini de çok abartmadan günlük rutin olarak kahve tüketimini yapabilirler ama hep bunlar belli sınırlarda kalmak kaydıyla. O şekilde diyebilirim.
Peki uyku düzeni dediniz hocam. Kanser hastalarında uyku düzeninin önemi nedir? Kanser hastalarındaki uyku çok sıkıntılıdır. Çünkü hava karardığında, herkes yatağına girdiğinde kişi hastalığıyla hastalığıyla ilgili kafasında bir sürü soru işaretleri gelir. Tedavimi başaracak mıyım? Başaramayacak mıyım? Sonum ne olur? Süreç nasıl geçer diye bunlarla kafası çok fazla meşgul olur. Kişi ne kadar çok uykusuz kalırsa tedavinizin başarısı o kadar düşer. Ne kadar sağlıklı uyku uyursa o kadar başarımız daha fazla artmaktadır. Bunu da elinden geldiğince mesela gece geç vakitte yemek yemesini çok fazla önermeyiz hastaların. Onu moralini bozacak şeylerle ilgilenmesini gece geç vakit ilgilenmeyiz. Onu rahatlatıcı ne varsa işte kitap okumak mı, bir hobisiyle ilgilenmek burada mi? Onunla, sosyal aktiviteler de çok önemli. Sosyal aktivite kesinlikle çok önemli. Çünkü hayattan kopmaması lazım kişinin. Sosyal aktiviteleri işte resimle ilgileniyorsa, karikatür yapıyorsa, müzikle ilgileniyorsa veya kesinlikle veya kişi el işi örmeyi seviyorsa ondan sonra mutlaka bunlara devam etmesi gerekir ki meşgul olsun, beynini meşgul etmesi adına. Uyku bizim için çok önemli, onu söyleyebilirim tedavi sırasında. Peki burada şu da önemli hocam. Hasta yakınlarının tavırları ve davranışları. Hastaya yaklaşımları. En önemlisi hastanın yakınlarıdır zaten. Çünkü ben şöyle görüyorum, hasta zaten hasta. Evet. Zaman zaman hasta yakınlarının görevi çok daha artıyor. Zaman zaman hastalığıyla ilgili her şeyi hastaya paylaşmak istemiyorlar. Bazen o psikolojik sorumluluğu kendi üstlerine almak istiyorlar. Çok sevdikleri için, onlara zarar gelmediği için. Onlar için daha fazla bir şeyler, neler yapabilirim diye çok fazla endişeleniyorlar. Bu yüzden onların da bence psikolojik desteğe ihtiyaçları var bu süreçte diyebilirim. Hasta ve yakınlarının, evet. Hasta yakınlarının da özellikle. Bunlar önemli. Hasta yakınları da ne kadar doğru bizim dediklerimizi yerine getirirse tedavi başarımız o kadar yükselir. Onlar bize soruyorlar nasıl davranmamız gerekiyor, evet. Neyi yedirip içirmemiz gerekiyor, nasıl hareket edecek, yürüyecek mi, bunları yapacak mı diye bizden aldıkları bilgilerle hastayı yönlendirip çok daha sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmaya sebep olabilirler diyebilirim. Peki bu hastalık tedavisindeki süreç uzayabilir de kısalabilir mi? Kesinlikle. Zaman zaman bir yıla kadar uzuyor. 8 aya kadar uzuyor. Bazen de 2-3 ay içerisinde tedavi bitiyor. Artık kontrol sürecine geliyoruz. Tedavi ne kadar çok uzarsa o zaman hastanın morali çok daha yüksek. Yani bozuk oluyor, evet. Daha düşüyor maalesef. Ama tabii ki o süreç eğer işte bir 6 aylık, 4 aylık, 8 aylıksa o belli kürler halinde uygulanabilir. İşte kemoterapisi olsun, destek tedavileri. Bu süreci hiçbir şekilde her adımı adımına yerine getirmek mutlaka gerekir diyebiliriz. Peki hocam. Kanser hastası olan kişi tedaviye olumlu cevap verdi. Evet. Tedaviler size kontroller gidiliyor, geliyor. Peki tekrar kanser olma olasılığı var mıdır kişinin? Hiçbir zaman için kanser olma olasılığı yoktur diyemeyiz kesinlikle. Hasta ilk 2 yılda hastalığının tedavi olduktan sonraki ilk 2 yıl hastalığın tekrarlama riskinin en yüksek olduğu dönemdir. İlk 2 yıl. Ondan sonra bu 5 yıla kadar önemlidir bizim için. Ama kişi velev ki hayatında yaşadığı çok stresli bir dönem varsa, bir yas durumu varsa, bir yakınını kaybetmişse, çok önemli bir üzüntülü bir sosyal durumunda, ekonomik durumunda dengesizlikler varsa ve bunlar hastanın immün sistemini düşürür, hastalığın tekrar oluşması için maalesef tetikleyici faktördür diyebiliriz. Onun için ne kadar sedatif, ne kadar böyle sakin hayat yaşarsak o kadar tedavi başarımız çok daha yüksek olur. Tekrarlama riski o kadar düşük olur diyebiliriz. O zaman kanser hastalarının biraz daha böyle lerç ve rahat olması kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Daha olumluna bırakmaları gerekiyor. Hayatı olumluna bırakmaları gerekiyor. Yapmaları gereken her şeyi yapsınlar. Ondan sonra da zaten
her şey arkasından gelecektir. Öyle diyebiliriz. Evet. Stres dediğiniz çok önemli. Stres çok önemli. Stres çok önemli. Yapılan bir hayvan çalışması vardı. Bu hayvan çalışmasında farelerin bir kısmını gürültülü bir ortamda bekletiliyor. Bir kısmı da sakin bir ortamda, sessiz bir ortamda. Ve o her iki fareye de tümör enjekte edilmiş. İki tarafta karşılaştırıldığı zaman sessiz ortamda bulunan tümör şeyin farenin üzerindeki tümörün çok fazla büyümediği ama gürültülü ortamdaki farenin üzerindeki tümörün çok daha fazla büyüdüğü görülmüştür. Bu demektir ki stresli ortamlar, gergin ortamlar hastalığın tekrarlamasını, hastalığın büyümesi için maalesef zemin hazırlar. Bunlar önemlidir diyebiliriz. Evet. Tabii meni kanseri farkındalık ayında olmamız münasebetiyle de hocam. Vatandaşlarımız, kadınlarımız bu konuda duyarlılar mı, bilinçliler mi? Her geçen gün daha da bilinçleniyor muyuz? Tabii bununla beraber teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler de var. Farklı farklı tedavi yöntemlerinden bahsettiniz. Teknolojinin ilerlemesi kanser hastalığının özellikle meme kanserinin tedavisinde çok büyük faydalar sağladı. Öncelikle kemoterapi yıllar geçtikçe yani günümüzde çok fazla kemoterapik tedavi seçenekleri ortaya çıkmaya başladı. Tümörün patolojisine göre tümörün içerisindeki yapıyı daha fazla detaylı görmeye başladık ve bu yapıya göre uygun akıllı ilaçlar, işte daha farklı kemoterapik ilaçlar kullanılmaya başladı. Bu da hastanın hem yaşam kalitesini yükseltti, evet, hem de tedavi başarısını, hastalığın tekrarlama riskini azaltma durumu vardır. Avrasya Hastanesi'nde de bu cihazınız mevcut. Radyoterapide teknolojik gelişmelerle birlikte artık daha konforlu tedaviler, evet, yapmaktayız. Bu ne demek oluyor? Hastanın tümörünün tamamını öldürücü yüksek doz verirken çevresindeki sağlıklı organları da maksimum bir şekilde korumaktayız. Yani şu hocam, göğüs korunuyor. Aynen. Geçmişte kadınlarımızın meme kanseri oldukları zaman göğüs alınırken cerrahi işlemler yapılırken bugün cerrahi işlemlerden ziyade farklı tedavi yöntemleri yapıyorsunuz. Göğsü koruyorsunuz. Kesinlikle. Özellikle kanser cerrahisi yapan genel cerrahideki meme cerrahisinde, evet, daha önceki yıllarda meme dokusu tamamen alınmaktaydı. Hasta organını kaybetmekteydi, evet, psikolojik sorunlar yaşamaktaydı. Ama şimdi tümörü ne kadar büyük olursa olsun, tümörünü küçültmeye yönelik öncelikle kemoterapiler yapılıp tümör küçültülüp daha sonra içerisindeki tümörü tamamen çıkartıp meme dokusunu da elimizden geldiğince koruyacak şekilde cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Bu hastanın moralini de düzeltir. Hasta konforu için de çok önemli teknolojik gelişmelerdir. Kesinlikle bu çok önemlidir. Yine cerrahi sonrasında yapılan radyoterapiler de artık çok konforlu tedavi olduğu için daha önceki yıllarda gördüğümüz reaksiyonlar, cilt reaksiyonları çok fazlaca gördüğümüz cilt dokusunun üzerinde böyle sertleşmelere kadar giden yan etkileri şu andaki teknolojik cihazlarla daha az seviyede görmekteyiz diyebiliriz. Evet, bu da önemli bir gelişim. Kesinlikle, hocam, kesinlikle. Özellikle kadınlar için bu çok, evet, önemlidir. Çok önemli. Organ koruması çok önemlidir diyebiliriz. Çünkü kadınlarımızın gerçekten de estetik olarak da çok önemli. Kendilerini, evet, rahat hissetmeleri, iyi hissetmeleri açısından, evet, açısından da bu önemli bir gelişme. Evet. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tabii ederim. Programımızın sonuna geldik. Programımızın içinde de birkaç defa dile getirdik. Ekim ayı, meme kanseri farkındalık ayı. Evet. Peki bu ayda neler yaptınız? Kadınlarımız ki bilinçleniyor çünkü kamu spotları ilişki bu tür yapmış olduğumuz programlarla. Son mesajlarınız nelerdir size hocam? Bu ay neler yaptık? Kanser hastalığına yakalanmamış olan sağlıklı bireylerin yönlendirmeleri için elimizden gelen ufak tefek dokunuşlar, bilgilendirmeler yaptık. Kişi mutlaka check-up'larına düzgün dikkat etmeleri gerekmektedir. Check-up
sırasında teşhis edilen kanser mutlaka evre 1 kanserdir. Çok erken evredir ve hayat kurtarıcı, yani evre 1 hastalık tedavisiyle uzun yıllar sağlıklı kalır bu kişiler. Bu önemli, meme kanseri farkındalık ayı ile birlikte sağlıklı olan kişileri bilgilendirme yaptık. Evet. Avrasya Hastanesi Zeytinburnu, Avrasya Hastanesi adına bunları söyleyebiliriz. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, bu hafta da Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Meme kanserini konuştuk ve meme kanserinden koruma yollarından bahsetti. Radyasyon onkoloji uzmanımız Sayın Uzman Doktor Züleyha Kadehçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu ay meme kanseri farkındalık ayı, tedavilerimizi, rutin kontrollerimizi yaptırarak da kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu tekrar etmek istiyoruz. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanal 58 ekranlarından ayrılmamız ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte.
Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50